Ersin Ramoğlu, tarih bunları kömür kalemiyle yazacak. Tarih bunları kömür kalemiyle kara kara yazacak. CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil ezana küfretti, Cumhurbaşkanı'na da hakaret. Onlarda utanacak yüz yok, İslam'a da saygı. Bir diğer CHP'li devletin parasıyla 2 trilyonluk konuşma yapıyor, öteye beriye mektup yolluyor. Haklıymış gibi tırıp yapıyor. Başlarıysa onun yerine milleti suçluyor. Sözde ülkücüler de darbeci FETÖ ve PKK safında yer alıyor. Hem de göstere göstere. İzler tam karıştı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Fethullah Gülen'in talimatıyla MHP'yi ele geçirmek için yola çıkan ekip şimdi de hayır için kolları sıvadı. O cuntanın başında yine Meral Akşener var. Yanındaki isimler de aynı. Nuri Oktan eski vali. O da ilginç biridir yazarız bir gün. Diğerlerini tanıyorsunuz. Sadi Somuncuoğlu, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan Oğan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu. Adlarını şimdiden deftere kara kömürle yazdırdılar. Hiç unutulmayacaklar. Sözde ülkücülerin oluşturduğu bu junta MHP tabanına yönelik çalışacak. Vatan, millet, Sakarya nutku atan bu tipler maalesef PKK ile aynı safta yer aldı. Kaç okka çektiklerini göreceğiz. Akşener, Fethullah Gülen'in talimatıyla MHP'yi ele geçirmek için kılıç kuşanmıştı. Her şey planlıydı. Mahkemelerin verdiği uyduruk kararlar Darbeciler gibi o da yurtta sülh sloganını kullandı. Bir TV kanalında başbakan olacağını söyledi. Anlayamadığım şey şu. Koskoca insanlar omzu kalabalıklar, profesör ünvanlı tipler o sümüklü sapıkta ne buldu da devletini ve milletini sattı? Vatana nasıl ihanet ettiler? Bunu bir türlü aklım almadı. Doluya koydum olmadı, boşa koydum da olmadı durumundayım yani. Sonunda şuna karar verdim. Ya FETÖ'ye poposunu kaptırdı bunlar, kimi yatak odasında yakalandı, kimi de başka yerde, tıpkı Deniz Baykal gibi. Ya da anormal paralara satıldılar. FETÖ'de para çok çünkü. Fethullah Gülen ve arkasındaki üst akıl müthiş çalışıyor. Ekip süper. Amerika o orada, NATO orada, Almanya, İngiltere, İsrail diğerlerini saymaya gerek var mı? Nasılsa biliyorsunuz. Güçlü medya desteği de arkalarında. Hem içte hem dışta. FETÖ'den tutuklu olan hakim Aydın Sefa Aka için Birleşmiş Milletler devreye girdi. Adamı bırakın diyor. Ultimatom verir gibi. Suriye'deki katliama ses çıkarmayan Birleşmiş Milletler FETÖ'cü hakim için ayaklandı. İlginç. Haberi Aydın Doğan'ın hürriyeti birinci sayfadan verdi. Onların da amacı hükümete baskı kurmak. Peki kimdir bu adam? Masonmuş, hem de FETÖ'cü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklu şimdi. Onda da baylok çıkmış. Hem de kırmızı listeden. Birleşmiş Milletler, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı var derhal serbest bırakın diyor. Akay, FETÖ'nün mason localarından sorumlu biriydi. Mason teşkilatına sızmak için çalışmalar da yürütmüş. Aydın Doğan medyası bu haberleri veriyor çünkü o da FETÖ ve PKK'lı Hayır Cephesi'nin elemanı. Referandumda FETÖ, PKK, CHP, HDP ile aynı cephede yer alanlar tarihin kirli sayfasında kara kömür kalemiyle çoktan yazıldı bile. Hiç iyi anılmayacaklar. Ersin Ramoğlu Sabah